Evet sevgili öğrenci, sevgili Teok kurbanı, nasılsın, iyi misin? Evet Teok'u canavar olarak gören öğrenci, donanımsızsın ve karşında koca bir canavar var. Doğru mu? Teok canavarı değil mi? Evet, sana ne diyor? Kaçacak yeri mi var sanıyorsun? Öyle ya. İmdat, bir beni şu canavarın elinden kurtarsın lütfen diye haykırıyorsun. Neden? Kaçacak yerin yok. Mecbur siteye gideceksin. Doğru mu? Teok da karşında kocaman bir engel gibi duruyor. Büyük bir stres. Koca bir yıl seni meşgul edecek. Ve altından kalkıp kalkamayacağından %100 de emin de değilsin. O kadar kabiliyetli, o kadar donanımlı öğrenci varken sen ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Bu canavarı nasıl alt edeceksin? Nasıl alt edip nasıl halledeceksin? Hı? Nasıl halledeceğiz? Hadi hep beraber görelim. Bak, your turn İngiliz ne diyor? Dur, panikleme. Dur diyor. Dur. Aa, öğrenci psikolojisi tabii ki. Tabii demesi kolay. Kızım panikleme, oğlum panikleme. Görmüyor musun kocaman Teok canavarı? Kocaman hem de. Öğrenci psikolojisi değil mi? Bu halde. Neden? Çünkü herhangi bir donanımı yok şu an. Tabii ki Teok kocaman bir canavar olur karşısında. Evet, your turn English'ten küçük bir tavsiye. Merak etme, o gördüğün gibi değil. İnan o kadar korkunç değil bak. Sözümü dinle diyor. Ya öyle mi? Demek gördüğüm gibi değil. Ne yani, görmediğim gibi mi? Diye de öğrenci hayretini belli ediyor. Evet, your turn English devam ediyor. Sana kendini o canavara karşı koruyabilmen için 5 maddelik bir şey vereceğim. Sen de onları derhal kuşanacaksın, tamam mı? Peki tamam, ama biraz çabuk ol lütfen. Bakın geliyor geliyor, şurada 2 ay, bir ay kaldı. Oo, lütfen çabuk çabuk. Evet, edinmen gereken donanımlardan biri ilkin kararlı olmalısın, tamam mı? Kararlı olmalısın, karar karar, kararlı olmalısın, tamam mı? En yüksek şeyleri, en iyi seviyeleri halledenler kararlılıkla başlıyorlar işte, tamam mı? Kararlı olmalısın, tamam mı? Yani Superman ol demiyorum, kararlı ol, tamam. Evet, yapacağım, bitti. Çünkü yaptığın zaman seni meşgul edecek diğer meşguliyetler ne yapacak? Gözünde o kadar cazip gelmeyecek artık, tamam mı? Sen o kadar cazip görünmeyecek, anlaştık mı? Evet. Ve işe yarayacağından emin misin değil mi diye soruyor Teok öğrencisi doğal olarak. Vakit az olduğu için çok konuşma da dediğimi yap diye hemen icraata geçelim istiyoruz. Doğru mu? Evet. Evet, en önemlilerinden biri İngilizce'de Teok'ta nedir? Ünitelerin kelime bilgisidir. Ünitelerin kelime bilgisi canavarın karşısında savaşa gidecek biri için nedir biliyor musun? Başındaki evet kask gibidir. Ünitelerin kelime bilgisi. Evet. Evet, en mühim, en hassas, evet, organını korumak için ne yapman lazım? Savaşta her zaman nereye giderler? Evet, başlarında böyle bir koruma olur, değil mi? Ünitelerin kelime bilgisi sana bunu sağlar. Ünitelerin kelime bilgisi sana bu denli önemli bir koruma sağlar. Soruları dikkatli bir şekilde okumak. Oo, soruları dikkatli bir şekilde okumak. Ne demek bu? Aa, ben bunu biliyorum. Zırt diye atlamıyorsun. Yanlışlar hep böyle oluyor. Bir tane yanlış olayı ne yapıyor? Binlerce insanın gerisine düşmene neden oluyor. En sevdiğin okula değil, pek sevmediğin okullara gitmene neden oluyor. Şimdi buraya bak. Dikkat edenlere verilirmiş. Oo, ne veriliyormuş dikkat ettiğimiz zaman, dikkatli okuduğumuz zaman? Zırh. Vücudumuzu koruyacak, ana organlarımızı koruyacak bir zırh veriliyormuş. Oo, bu savaşta bize ne veriliyor? Bu yarışta, bu savaşta koca bir zırh. Ne ile? Dikkatli bir şekilde okumak ile. Dikkat. Her tarafını korudun, mükemmel, her şey çok iyi. Bu kılıç soru çözmen. Bol bol soru çözdüğünde verilecek bir şey diyoruz, değil mi? Evet. Bu kılıç soru çözmen. Bol bol soru çözdüğünde verilecek bir şey. Bolca soru çözmek. Evet. Savaşa gidiyorsun. Kılıçsız olur mu? Görüyorsun, temel bir şey. Ne kadar temel bir şey, değil mi? Ne kadar temel bir şey. Kılıç yok. Her tarafın zırh olsa ne olur, değil mi? Doğru mu? Evet. Eline gerçek silah ne oluyor? Bolca soru çözmek. Ve tabii ki Your Turn English YouTube savunma kanalı. Kalkan olarak büyük darbelere karşı kendini korumanın en etkin yollarından biri arkadaşlar. Your Turn English. Asla unutmam. Unutma tabii bir zahmet. Unutma. Your Turn English YouTube savunma kanalı ve senin ne oyun oluyor? Kalkanın oluyor savaş esnasında. Evet, artık donanımlıyız. Donanımsız değiliz. Evet, Your Turn English YouTube savunma kanalımız, yani kalkanımız elimizde. Kelime bilgisi, kaskı elimizde. Dikkat edenlere verilen o vücut
Nilferi yani koruması değil mi arkadaşlar? O da üzerimizde. Bolca soru çözmenin bize sağladığı silah, yegane silah da elimizde. Hadi bakalım. Çıkalım bakalım şu canavarın karşısında ne yapabileceğiz? Şimdi canavarı bir karşılayalım bakalım. Canavar mıymış, neymiş? Aslında gerçek mahiyetini hep beraber görelim. Hani canavar filan ortada yok. Çizmemişsiniz sanki. Bekleyin, az bekleyin, sabredin. Bir bakalım bakalım. Lütfen beni acıyın. Ben sadece kendi halimde minik kıllı tüylü bir yaratığım. Sizler donanımsız olunca ben gözünüzde büyüyorum. Hepsi bu. Ha, seni Teok bücürüğü seni. Ha, seni Teok bücürüğü seni. Teok bücürüğü mü? Canavara bakın, canavar dediğiniz şey meğerse neymiş gençler? Gördünüz mü? Olay buymuş. Teok canavarı dediğiniz şey bu. Karşısında cahil bir şekilde donanımsız durduğunuz her şey size arkadaşlar nasıl görünür? Burada olduğu gibi hep canavar gelir. Sadece sınav değil arkadaşlar, her şey öyle. Hazırlıksız olduğunuz her şey gözünüzde böyle büyütürsünüz. Tamam? Ama bir emek verip sarf ettiğinizde, gerektiği şekilde hakkını verdiğinizde Teok'a dair hayatınızdaki bütün engeller ne olur? Koca koca şey zannettiğiniz o şeyler, korkunç canavar zannettiğiniz şeyler karşınızda birer hücre döner çocuklar. Tamam mı gençler? Anlaştık mı? O yüzden ilkin sıkıntılı gibi görünen o 5 tane o özel malzemeyi edineceğiz, tamam mı? Sımsıkıya sarılın. Your Turn English'e tavsiyelere uyun. Gramer derslerinde sil baştan gramer derslerini dikkatli bir şekilde izleyip orada tavsiye edilen alıştırmaları yapın. Çünkü çoğu yerde siz anlıyorum zannediyorsunuz, aslında anlamadan okuyup geçiyorsunuz. Your Turn English size anlayarak okuyabilme kabiliyeti kazandırma üzere dersler atıyor. Bu derslere dikkat edin ve tavsiyelere dikkat edin. Okuldaki tavsiyelere de dikkat edin. Tamam mı? Hep beraber ne yapalım? İngilizceyi çocuk oyuncağı haline getirelim. Hücre haline getirelim. Canavarı hücre çevirelim. Var mısınız? Evet, abone olup tabii ki kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayın. See you!